Onlar devletin hazinelerini paylaşma yarışına girerken bizi de arada kurban etmek istediler. Olay bu. Bana kişisel olarak karşıma çıkıp bir kötülük yapmadılar. Devletin gücüyle yaptılar. Behçet Cantürk, kimilerine göre bileği bükülmeyen bir kabadayı, kimilerine göre uyuşturucu baronuydu. Ama aslında bunlardan ibaret değildi. İçerisinde mafyanın, derin devletin, aşiretlerin olduğu, günahıyla, sevabıyla, Baba filmine taş çıkartan bir hikayenin başrolündeydi. Lice'den İstanbul'a uzanan macerası, 90'lı yılların karanlığında yitip gitti. Cenazesinin her karesi, Baba filminden alınmış gibiydi. Yani sağ selim iken, hal ve hareketleriyle nasıl bilirdiniz? 1950'de Diyarbakır Lice'de doğdu. Babasının iki eşinden 7 çocuğu vardı. 2 yaşına girmeden Ermeni kökenli olan annesi merdivenden düşüp hayatını kaybetti. Babası Reşit Cantürk hayvanlarla sınırdan mal taşıyordu. Behçet'i okutmak istiyordu. İlk zamanlar başarılı bir öğrenciydi ancak ortaokul 1. sınıftayken bir arkadaşını mahkeme kayıtlarına göre kazara vurup öldürdü. Bir yıl cezaevinde kaldı, 1966 yılında afla çıktı. Okula devam etti. Babası onu okutmak için zorla Bingöl'de liseye gönderdi. 1969 seçimlerinde Adalet Partisi ve CHP arasındaki mücadele, Lice'de Cantürklerle Körtükler ailesini de karşı karşıya getirdi. CHP'den adayları olan aile, Cantürklerin Adalet Partili heyeti kabul etmesine çok kızmıştı. Sonunda silahlar patladı. Körtüklerden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Cantürklerden 47 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. Lise öğrencisi Behçet Cantürk de aralarındaydı. Teslim olmadılar, dağa çıktılar. 1971'de başka bir aileyle çıkan kavgada kardeşi Tarık, birkaç ay sonra ise Verem'den babasını kaybetti. Aralık ayında jandarmaya haber salıp gizlice teslim oldular. 9 ay sonra Behçet beraat etti. Kardeşi 6 yıl 8 ay ceza aldı. 1973'te kefaretle serbest kaldı. Aynı sene evlendi. 1974 affıyla da dosyaları düştü. Cezaevinde hem nam salan hem de çevre edinen Behçet Cantürk ilk büyük ticari adımını attı. Bir otobüs firmasına ortak oldu. Kısa sürede işleri büyüttü. Artık bir iş adamıydı. Ancak coğrafya kaderdi ve yaşadığı coğrafya hep trajedilere gebeydi. 1975'te 6.9 büyüklüğündeki Lice depreminde 2385 kişi hayatını kaybetti. Onlar arasında Behçet Cantürk'ün eşi, küçük oğlu Mehmet, ağabeyi ve 15 akrabası da vardı. Bir kent yok olmuştu ancak ne yeterli yardım vardı ne de yaralar sarılıyordu. Bu yüzden halk öfkeliydi. Ankara'ya doğru yola çıkan komitede Behçet Cantürk de vardı. Birçok akrabasını kaybeden Behçet Cantürk ailenin başına geçti. Depremden 5 ay sonra da tekrar evlendi. Hasımları askere gitmesini bekliyordu ama Bejo onların hevesini kursağında bıraktı. Parayla çürük raporu aldı. Deprem sonrası fırsatı kaçırmadı, inşaat işine girdi. Yatırım yapmaktan ve ortaklık kurmaktan hiç çekinmiyordu. Trabzon'dan bile ortakları vardı. Kazandıkları parayla Diyarbakır merkezde iş hanı aldı. Bir dönem küçümseyip yapmadığı kaçakçılık, Orta Doğu'nun tekrar karışması nedeniyle kıymete bindi. Zamanla bütün kardeşler anlaşmazlığa düşüp ayrıldı, yanında bir tek aynı anneden öz kardeşi Nizamettin kaldı. 1979 senesinde hayatını değiştiren bir başka karar aldı, İstanbul'a taşındı. Aynı günlerde iddiaya göre uyuşturucu sevkiyatı teklifi aldı. Türk Escobar olarak nam salacak Sarı Avni ile beraber kirli ama karlı bir maceraya giriştiler. Bu 12 Eylül'e kadar devam etti. Mahkeme kararıyla ismini Yaşar Avni Musullulu olarak değiştiren Avni Karadurmuş, askeriyedeki üst düzey bir tanıdığı sayesinde darbenin geleceğini önceden haber alıp İsviçre'ye yerleşmişti. Çok geçmeden de 12 Eylül darbesi gerçekleşti. Binlerce insanın gözaltına alındığı bu karanlık dönemde dikkat çekmek istemeyen Behçet Cantürk, kaldığı lüks otelden ayrılıp ikinci eşi Akile Dilek Alev'le yaşamaya başladı, yasal olarak da oto alım-satım işi yaptı. Bir yıl sonra Sarı Avni'den tekrar telefon geldi. Behçet Cantürk'ün İsviçre'ye girişinde sorun yaşamaması için de içerisinde yüklü miktar bulunan bir banka hesabı açıldı. Orada iş yapan Türkiye'li bir iş adamıydı artık. Askeri yönetimle pürüzleri de yine Sarı Avni hallediyordu. Bir müddet sonra aralarına İtalya mafyası da katıldı. Çok paralar kazandılar.
oteller, hanlar, arsalar satın aldılar. Kazandıkça daha fazlasını istediler ve zenginleştikçe yeni dostlar kadar düşman da kazandılar. Bu düşmanlardan bazıları da onu kıskanan ve sürekli ihbar eden akrabalarıydı. 1983'te ilk defa yazıhanesine baskın yapıldı. Ruhsatsız bir tabanca bulundu, bir de borç para verdiği iş adamları senetleri ödemediği için adamları tarafından tehdit edilmişti. Memlekette dövizin kara borsa olduğu bir dönemde birçok kişiye döviz verdiği ortaya çıkmıştı. Tüm bunların üstüne uyuşturucuyla yakalanan biri adını vermişti. Behçet Cantürk'ün sorgusu 46 gün sürdü. Hiç beklemediği bir anda yakayı ele vermişti. Askeri mahkemeye çıkarıldı, Mamak cezaevine gönderildi. 50 gün sonra ruhsatsız tabanca suçunu başkası üstlendi. Deliller de yetersiz bulununca serbest bırakıldı. Medyada sürekli üstüne gidiyor, annesinin Ermeni kimliği üzerinden onu vurmaya, hatta Asılay'la ilişkilendirmeye çalışıyorlardı. Bazı emniyet müdürleriyle fotoğrafını basıp rüşvet dağıttığını iddia ediyorlardı. Behçet Cantürk serbest kaldı ancak haberi yoktu. Dosyası MİT'e gitmişti. Kaçakçılık şubenin başındaki Mehmet Eymür kendini ispatlamak, ismini duyurmak için medyatik bir operasyona hazırlanıyordu. Bunun için de yeraltı dünyasının namlı kabadayıları Behçet Cantürk, Dündar Kılıç ve Abuzer Uğurlu'yu seçti. Yakalama kararı çıkarttı. Bu insanların temeldeki amacı İstanbul'u ellerine geçirmekti. Sanki İstanbul'daki yöneticiler vatan düşmanıydı. İstanbul Emniyetine güvenmiyordu, özel ekip Ankara'dan gitti. Cantürk'ü evinde gözaltına aldılar. Evde adeta karakol kurdular. Bürosunda da durum aynıydı. Geleni alıyorlardı. Polisleri gören arkadaşı Burhan Beskisiz'in 8. kattan atlayıp intihar etmesi moralleri daha da alt üst etti. Akrabalar, kayınvalideler dahil evi aranmadık, paraları, ziynet eşyaları kayda alınmayan kimse kalmadı. Aramalarda ilginç bir şekilde bazı değerli eşyalar da kayboluyordu. Altın kabzalı tabancası ise medyaya servis edilen en dikkat çekici objeydi. Yıllar önce Sarı Avni'nin hediyesiydi. Yazıhanedeki çaycı dahil onlarca kişi gözaltına alındı. Gölbaşındaki işkence merkezine götürüldüler. Bazıları çok geçmeden hastaneye kaldırıldı. Bir dönem Behçet Cantürk ve Sarı Avni ile yolu kesişen Ahu Tuğba ve Oya Aydoğan da ifade verdi. İlişkileri olduğunu inkar ettiler. Sadece birkaç defa yemek yediklerini söylediler. Şöhretli isimlerin dosyaya dahil edilmesi medyanın ilgisini daha da çekti. Yalan yanlış suçlamalar manşetlere taşındı. Arabasında bulunan Kürtçe kasetler bile suç unsuru oldu. Bütün amaçları İstanbul'u gelip teslim almaktı. Sorgulamalar 54 gün sürdü. Mahkemede tutuklama kararı çıktı. Behçet Cantürk yine Mamak cezaevindeydi. Bir süre sonra bu kez MİT'e teslim edildi. Yine sorgulamalar başladı. Onların derdi uyuşturucu değil, örgütsel bir bağ bulmaktı. Devrimci, Doğu Kültür Ocakları, Asala, Apocular, hangisi olursa. Ancak MİT'in 47 günlük işkence dolu sorgusu da ortaya somut bir delil çıkartamadı. Onlar avukatlarıyla bile görüşemezken ifadeleri gazetelere servis edilip medya üzerinden onlara karşı bir nefret fırtınası estiriliyordu. Babalar medya mahkemesinde adeta idama mahkum ediliyorlardı. Sonunda askeri savcılık iddianameyi sundu, Behçet Cantürk de 12 kişi hakkında uyuşturucu ve silah kaçakçılığından idam isteniyordu. 31 gece 30 gündüz karanlıkta yaşadım. Mahkemede CHP'li olduğu için suçlandığı, annesinin Ermeni kökeni nedeniyle Asala terör örgütüyle ilişkilendirmek istendiğini söyledi. Buna isyan etti Behçet Cantürk. Askeri yönetim ve MİT bir yandan uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla onu köşeye sıkıştırmak isterken, diğer yandan ünlü kabadayıya siyasi bir misyon yüklüyorlardı. Asala tutmayınca bu kez Kürt kimliği üzerinden gittiler ancak savcılık örgütleri birbirine karıştırmıştı. Rakip olan Şıvancıları Apocu yapmışlardı. Tüm mallarına el konulduğu için maddi sıkıntılar çeken Cantürk ailesi için 1985 senesi zorlu geçti. Çocuklarını görmek için Diyarbakır'dan gelen üvey annesi sadece Kürtçe konuşabildiği için görüşme nasılsın bile demeden bitirildi. Bu durum aynı zamanda dönemin birçok cezaevinin aynasıydı. Askeri mahkeme aylarca sürdü. 1987'de Asala ve Kürdistan İşçi Partisi üyeliği suçlamasından beraat etti. Sonra dosyası Diyarbakır'a gönderildi. Karadeniz ve Kürt mafyasının iki ünlü ismi Dündar Kılıç ve Behçet Cantürk, Mamak'tan sonra Diyarbakır'da aynı koğuşu paylaşıyordu. Sivil hayatta rakip, bazen de düşman olan iki isim bu süreçte adeta dost olmuştu. Çünkü ikisine de aynı kişiler işkence etmişti ve yaşadıkları benzerdi. Neler yapmadılar ki? Ceylan verdiler, çardağa girdiler,
lastik tekerlerine koydular. Beni buzlu küvede attılar. Dişlerim birbirine çarparak 4-5 tane dişim kırıldı. Dündar Kılıç'ı ziyarete gelenler Diyarbakır'da Behçet Cantürk'ün otelinde kalıyordu. Cantürk'ün talimatı vardı. Kimseden para alınmayacaktı. Burada geçirilen bir yılın ardından tahliye edildi Behçet Cantürk. Ağustos ayında ise eksik soruşturma nedeniyle beraat etti. Behçet Cantürk'ün cezaevinden çıktıktan sonra hasar alan ilişkileri onarması gerekiyordu. Gazetecileri ihtişamlı sofralarda ağırladı. Emniyetten bazı isimlere pahalı hediyeler gönderdi. Çocuklarının okul masrafını ödedi. Magazin dünyasının ünlü isimleriyle poz verdi. Dönemin kudretli siyasetçilerinin parayı seven akrabalarıyla yakın ilişkiler kurdu. Kıbrıs'ta banka, kumarhane açtı. Ancak siyah takım elbiseli, paltolu, tesbihli, Yeşilçam filmleri karakterlerine benzeyen gerçek kabadayıların dönemi geride kalmıştı. Babalar operasyonu sonrası cezaevine girmelerinin yarattığı boşluk nedeniyle Behçet Cantürk, Kürt İdris ve Dündar Kılıç gibi eski tüfeklerin yerini devlet destekli ülkücü mafyalar alıyordu. Demirel ve hükümet açıkça onları destekliyordu. Behçet Cantürk işte o günlerde siyasi bir adım attı. Devamlı bombaların hedefi olan Özgür Gündem gazetesini çıkaran şirketin 5 ortağından biri oldu. 1993'te Milli Güvenlik Kurulu, Kürt iş adamları, avukatları ve yazarları fişledi. Behçet Cantürk de o isimler arasındaydı. Çok geçmeden de Lice'ye operasyon başlatıldı. Bir evde Cantürk'ün 5 akrabası öldürüldü. Yüksek mevkideki dostlarından infaz listesinin başında olduğu uyarısını alan Behçet Cantürk, ortalıkta pek görünmemeye çalışıyordu. Ancak artık film gibi hayatının sonuna gelmişti. 3 Ocak 1994'te iki adamıyla Kadıköy'de gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Ama birkaç saat sonra kendisine tek soru sorulmadan bırakıldı. Tabii yine geride yüklü miktarda para bırakarak. 11 Ocak'ta ise Bağdat Caddesi'ndeki iş yerinden zırhlı aracına binerek 10 dakika mesafedeki evine doğru yola çıktı. Çok geçmeden yolu polis yelekli, telsizli, rozetli 7 kişi tarafından kesildi. Bir kişi de başka araçta gözcülük yapıyordu. Araçtan inmesini istediler. Bu durumlara alışık olduğu için denileni yaptı. Halbuki kurşun geçirmez, dışarıdan açılmayan otomobilinde kalsaydı ona bir şey yapamazlardı. Kelepçeleyip gözaltına aldılar. Koluna girip kendi araçlarına bindirdiler. Şoförünün yanına da 2 kişi bindi. 2 saat boyunca araç sürdüler. Sonra Sapanca'da henüz açılmamış bir dinlenme tesisine girdiler. Önce göstermelik bir sorgu yaptılar, ardından Behçet Cantürk'ün şakağına tek kurşun sıktılar. Bunu görüp kaçmaya çalışan şoförü Recep Kuzucu'yu da 7 kurşunla katlettiler. Altın çakmağını, para ve kimliklerini çalıp gittiler. Gece boyunca ayakta olan Cantürk ailesi acı haberi sabah aldı. Sapanca'da arazide 2 ceset bulunmuştu ve oraya gidenler Behçet Cantürk'ü hemen teşhis etti. Herkes Diyarbakır'da cenaze töreni beklerken ailesi İstanbul'da karar kıldı. Cenaze namazı Kadıköy Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi camisinde kılındı. Avlu tıklım tıklımdı. Ünlüler dünyasından çok sayıda kişi onunla yakın ilişki kurmasına rağmen bir tek Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses, Rahmi Saltuk, Sadık Gürbüz gibi isimler cesaret edip cenazeye katıldı. Kürt İdris de kalabalığın arasındaydı. Gidene dua etmeli. Bütün dünya insanları için barış diyoruz. Namazın ardından 3000 kişilik kalabalık cenaze aracının arkasından Karacaahmet'e doğru yürümeye başladı. Polisin müdahalesine rağmen zaman zaman "Behçetler ölmez" sloganları atıldı. Çelenkler, paltolu yüzlerce insan, kortej ve tabutun başındaki siyah giyimli yaslı kadınlar. Her kare sanki baba filminden alınmış gibiydi. "44 yaşında tuzağa düşürülüp katledilen Behçet Cantürk ve şoförü Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi. Yani sağ selim iken hal ve hareketleriyle nasıl bilirdiniz? İşin içerisinde sırtını devlete dayayan ama çeteleşen bir grup vardı. Zaten onların sonu da farklı olmadı. Behçet Cantürk cinayetinin sorumlularından biri olduğu iddia edilen MİT'çi Tarık Ümit de çok geçmeden aynı akıbeti yaşadı. Kaçırıldı, işkence gördükten sonra Silivri'de infaz edildi. Yeşil lakaplı Mahmut Yıldırım da kaybedildi. Cesedi bile bulunamadı. JİTEM'ci Cem Ersever de yapılan yanlışları anlatmaya hazırlandığı bir zamanda Ankara'da infaz edilip cesedi bir araziye atıldı. Eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ise 2021'de Kadıköy'de öldürüldü.
faili meçhul kalan cinayetin 90'ların JITEM'i tarafından gerçekleştirildiği barizdi. Liste Ankara'da yapılmıştı. Çünkü aynı ekip ondan sonra da siyasi cinayetler işlemeye devam etti. Cinayeti çözecek telefon kaydı hiçbir zaman mahkemeye gönderilmedi. Susurluk raporunda Özgür Gündem gazetesinin havaya uçurulmasına rağmen korkup geri çekilmesi beklenen Behçet Cantürk'ün cesaretle yeni gazete kurmak için harekete geçmesi üzerine kaleminin kırıldığı değerlendirilmesi yapıldı. Aralarında Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in de olduğu 19 kişi faili meçhul davasında yargılandı ancak sonuç çıkmadı. Dört kız babası olan Behçet Cantürk, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlamasıyla askeri mahkemelerde yargılandı. Dündar Kılıç gibi isimlerle birlikte günlerce işkence gördü. 90'lı yılların o karanlık atmosferine rağmen hiç geri adım atmadı. Sarı Avni gibi birçok isim yurt dışına çıkarken o ülkeyi terk etmedi. Yıllarca uyuşturucu baronu olmakla suçlandı ancak onu ölüme götüren neden ne uyuşturucu ne de kaçakçılıktı. İnfaz edilmesinin sebebi siyasiydi. Behçet Cantürk'ü diğer kabadayılardan ayıran da bu yönü oldu. Onlar devletin hazinelerini paylaşma yarışına girerken bizi de arada kurban etmek istediler. Bana kişisel olarak karşıma çıkıp bir kötülük yapmadılar. Devletin gücüyle yaptılar. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.